Merhaba herkese. Kardeşlerimin setinde yemek arası verdik. Yemek arasında da Cüneyt'le her zaman yaptığımız gibi bir muhabbet içindeyiz. Bugün muhabbetimize siz de şahit olacaksınız. Evet, geldik bir şimdi zurnanın zırt dediği yere. Peki ilk soruyu ben soruyorum Cüneyt. Sor bakalım. Orhan karakteri hayvanlar aleminden bir hayvan olsaydı ne olurdu? Ve niye? Herhalde zürafa olurdu. Enteresan, niye? Yani hani hiç kimseye zararı olmayan falan. Doğru. Sevimli. Munis, tatlı, uzun. Bir tek ben uzun değilim ya. Şengül herhalde çita falan olurdu değil mi? Böyle biraz tabii, yırtıcı bir. Yırtıcı. Çita ile horoz arasında karar veremiyorum. Çita, tavuk, horoz. Peki bir şey soracağım. O zaman ikinci soruyu ben sorayım. Sor. Sen mesela o kadar sene Amerika'da kaldıktan sonra gelip buraya böyle bir şey oynamayı hiç hayal ettin mi? Ya da sürpriz bir şey miydi bu? Çok güzel bir soru. İnan hayal etmedim. Ama şey istiyordum yani, çok bize ait bir şey, bizden bir kadını oynamayı istiyordum. Özlemiştim biraz yani. Biraz fazla bizden oluyor. Özlemiştim bizden ve bir toprak kadını oynamak istiyordum. Kısmet ya, bazı şeyler nasip ya. Hani sen düşündün mü hiç Orhan gibi bir karakter oynamak? Gerçi sen bundan önce çok kontrast bir karakter oynadın, evet, değil evet mi? Evet evet, yani bunu bile isteye arzu, yani çok arzu ettim iyi bir karakter oynamayı. Çünkü üstüme yapışmasından korkuyorum yani kötü karakteri. Şu anda mesela sen kötü bir karakter oynuyorsun. Sen de korkuyorsun değil mi? Rica ederim. Şimdi kötü demeyelim. Haklılıkları olan bir kötü. Ama sen de korkuyorsun değil mi? Korkuyorum tabii. Şey, yapışmasından korkuyorsun. Aynı şey tekrarlanmasın, ama sen çok güzel mesela. Diğer karakterle bunun arasında hiçbir benzerlik yok. Sana da o gün söyledim ya, bir gazeteci arkadaşım, inanmıyorum o Cüneyt Mete değil senin kocan değil mi falan dedi bana. Yani vallahi düşün, ne o kadar, kadar güzel bir... böyle şeyler duymak. Yani hani bir oyuncu olarak şaşırtıyorsun, bu o anca gurur verir yani. Yani benim de şöyle güzel oluyor. Herkes yani Fadi'yi görüp ondan sonra Şengül'ün kim olduğunu fark edince aradaki zıtlık ve kontrast ortaya çıkıyor. Ama oyuncunun da herhalde yapması gereken en iyi şey bu. Değil evet. Cüneyt? Kendinin aynen, tamamen dışında ya da şaşırtarak. Evet, yani hani muradımız o yönde. Evet. Yapabiliyorsak ne hale. Vallahi ben ondan önce cevap vereyim. Yani hani herhalde bir kaşık suda boğardın sen yani. Hani sen en sevmediğin başka, şeyi yapıyorsun şu anda. Daha başka bir cevap vereceğim sana. Benim hayatımda Şengüller oldu. Yani ben bu tür kadınlarla karşılaştım. Galiba hatta, hepimizin oldu evet, yani. Hatta yani onun vicdansızlığıyla karşılaştım, merhametsizliğiyle karşılaştım. Ama anaç olduğu noktaları da görüyorum, anaç olduğu tarafları da görüyorum. Kocasıyla kavga etmeleri çok komşularımız, çok etrafımızdaki insanlar. Aynen. Zaten hiç kimse öyle salt iyi ya da salt kötü, kötü değildir değil yani. Yani. Şengül her de iyinin böyle, içinde evet, bir kötü, her kötünün içinde bir iyi. Bana şeyi öğretti ama Cüneyt, yani Şengül'ü oynadıkça kızdığım kadınlara merhamet duygum arttı. Çünkü şimdi karakteri oynarken haklı olduğu yerleri arıyorum. Kadını Mecburen. sevmeye çalışıyorum mecburen. Sevmezsem oynayamam diye. Bu sefer ne oldu? Bana bu eziyetleri yapan kadınlara haklılık payları çıkarmaya başladım. Biraz merhamet duygumu şey yaptı, çoğalttı benim. Hani öfkeden çok merhametimi biraz genişletti. Kendine çok ters bir karakter Çok. oynuyorsun. Çok. Yani seni bildiğim için söylüyorum. Yani o yüzden merak ediyorum yani çok, nasıl yaklaşıyorsun. Yani. Tahsilat kısmımız da benzemiyor. Neyse, tahsilat hiç bilmiyorum. Şengül'ün para ve tahsilatla olan şeyi, bitmez sınavı hiç benzemiyor. Sen de öyle Orhan gibi hiç pısırık bir adam değilsin yani, son derece. Hani kararları ben, net ayakları üzerinde duran bir insansın. Eyvallah, bu senin gözlerinin öyle özelliği ama yani. Sen sus. Biraz öyle oldu. Bizim aramızda bir şaka Cüneyt'le olsun. Şengül sürekli sen sus ben konuşayım. Bir de şey var ya, sus bir kadın. Sus bir kadın tabii, o bir sus Şengül benim hitim. Bana gelen yorumlarda seyircinin en çok sevdiği şey oymuş. Bir sus be kadın, sus be Şengül. Yani Orhan için hem kötü eleştiri geldi hem de çok iyi eleştiriler geldi. Yani kötü eleştiri derken insanlar benim bu kadar pısırık olmamı çok kabullenemiyorlar haklı olarak. Yani hani bu kadına ses çıkarmamı istiyorlar. Aslına bakarsanız ben de ses çıkartıyorum ya da çıkarttığımı zannediyorum ama ne yapayım, ne çare, elimden bir şey gelmiyor yani işte. Ses çıkarsan etkisiz eleman. Hikaye biter. Evet evet, bütün yani hani çatışma bağırıyor, çağırıyor, mukavemet ediyor ama
elinden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyor. İki yani, de çocuğun var. Evet, iki çocuk var. Evet. Altı boğaz. Orhan'ın haklılık payı çok, çok çaresiz. Çok çaresiz olduğu için yani aslına bakarsanız hem iyi şeyler söylüyorlar. Yani adamın iyi olması hasebiyle gerçekten iyi bir adam. Ama çok zavallı olması, fazla zavallı durması yönünde de eleştiri alıyorum tabii. Bir Amerika'daki bir hocanın bir sözü vardı, çok sevmiştim. Bir aileyi o ailenin kadınının açgözlülüğü bitirir diye. Aynen, ben de çok katılıyorum. Evet, yani Şengül'ün durumu o açgözlülüğü yüzünden tüm çevresindekileri zarar verecek seçimler yapıyor. Evet, yani hani bıraksa aslında kendi yağlarıyla kavrulacak, evet, gibi de duruyorlar. Evet. Ama tabii tamah etme herhalde. Bıkkınlık var tabii, hem de çok fena. Yani senelerin bıkkınlığı bunu herhalde... Herkes anlıyordur ya bunu. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir şey. Yani hani her yerde gördüğümüz durumlar bu. Evet, hatta seninle şeyi de konuşuyoruz ya, bazen bazı sahneyi çekerken durup dururken ben ne oldu, niye böylesin diyor ya Şengül. Nereden bildi diye konuşmuştuk. Sonra evet, ya tabii, bu kadar tabii. Seni bir arada yaşayan kaşının çiftler, gözünün kaşının hareketinden anlıyorsun. Tabii. Yalan söylediğini, şey olduğunu. Tabii. Karşılıklı birbirlerine o sıkkınlığı da yansıtıyorlar herhalde. Yani sen Şengül'ün ağırlığını da taşıyorsun bu arada. Herhalde. Şengül de Orhan'ın çaresizliğini de taşıyor kendi içinde. Ben şu ana kadar çok fazla kötü karakter oynadım. Yani hani öyle denk geldi. Üstüme yapışmasından korktum, öyle oldu. Hani korktuğum başıma geldi biraz. Kötü karakter oynadım ama şöyle bir şansım vardı. Oynadığım kötü karakterlerde kötü karakterler çok sevildi tuhaf bir şekilde. Yani öyle bir düşman yarattığımı düşünmüyorum açıkçası. Yani o anlamda da yani hani acaba amaca hizmet etmedim mi diye de düşünmeden edemiyorum. Ama gerçekten sevildi. Bir şekilde işte komikti, şirindi falan. Hani kötüydü, çok kötüydü ama onlar biraz daha hafifletti galiba karakterin şeyini, negatifliğini. Ama ya bir oyuncu olarak ben hepsini oynamak istiyorum. Yani arzum o, muradım o. O gelmemişti. Böyle iyi bir karakter gelince de açıkçası gerçekten çok sevindim. Kötü karakter oynamak ayrıca çok zevkli ve çok imkanı çok fazla olan bir durum değil mi? Yani iyi karakter öyle değil. İyi karakter iyi işte yani. İyi en fazla. Bunu oynamak daha zor geliyor. Benim bu televizyonu, yani Amerika'ya gitmeden evvel Türk televizyonunda en son oynadığım karakter böyle üst varlıklı bir ailenin kızı, son derece elegant, işte şey, hüzünlü filan. Bu tabii hiç seyircinin benden beklemediği, alışık olmadığı bir aynen rol oldu. O yüzden çok mutluyum. Hatta şaşırıyorlar nasıl olur filan diye. Yani giyimimden tutun da yürüyüşüne, tavrına, her şeyle tamamen bambaşka bir kadın oldu. Ben de çok mutluyum. Hani Şengül'le bayağı eğleniyorum. Benim tamamen dışımda ve bana bu kadar yabancı olması da çok keyifli. Çok evet, keyifli. Başka biriyle yaşıyor gibiyim yani. Başka bir kadın var evde gibi. Bence gerçekten çok samimi söyleyeyim. Çok çok iyi. Çok iyisin yani bu işte. Evet, aynı şekilde. Bu biliyorsun bir ekip işi. Aynen. Sen iyi aynen olmazsan ben iyi olamam. Sen bazen o kadar güzel goller atıyorsun, şey paslar atıyorsun ki biz de onu kaleye gol olarak aynen atıyoruz aynen yani. Takım şey, iyi. Evet. Teşekkür ederim arkadaşım. Ben de teşekkür ederim. Ne demek yani. Oynaması çok keyifliydi. İzlemesi de öyle olacak herhalde. İnşallah. Herkes ekran başına diyoruz. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.